Online satış mağazası Beard Market sponsorluğunda Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 28 Mayıs Cuma. Victoria'lılardan ani kapanışa büyük öfke. Eyaletin 4. koronavirüs kaynaklı kapanışı Victoria'lıları kızdırdı. Vatandaşlar kapanış öncesinde sokağa çıkarak ve sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak duydukları öfke ve bıkkınlık hislerini paylaştı. Eyalet yetkilileri salgını kontrol altına almak için mücadele ederken birçok kişi Victoria hükümeti yerine federal hükümeti suçladı. Öfkenin hedefi özellikle Başbakan Scott Morrison oldu. Düşük aşılanma oranının toplum temasına kısıtlama ihtiyacını artırdığı suçlamaları yapıldı. Sosyal medyada Scott'ın kapanışı, Morrison kapanışı ve Morrison salgını başlıkları öne çıkarken bazıları da evlere kapanma ve maske zorunluluğuna tepki gösterdi. Gece yarısı kapanış öncesinde onlarca protestocu Melbourne merkezindeki Flinders Caddesi istasyonunun merdivenlerinde yeni anormale hayır ve yasa dışı kapanışlara hayır pankartları taşıdı. Victoria 4. kapanışa girerken işletmeler tazminat talep ediyor. Eyaletin son kapanışının işletmelere 1 milyar dolar zarara mal olması bekleniyor. Endüstri grupları ve muhalefet eyalet hükümetine acil yardım talep ediyor. 7 günlük kapanış eyalet genelinde tüm zorunlu görülmeyen perakende ticaretinde kapanması anlamına geliyor. Spor salonları, kuaförler, toplum faaliyetleri ve eğlence mekanları yeniden kapanacak. Bazı perakende mağazaları tıkla gel al kurallarına göre çalışacak. JobKeeper ve kira yardımının geri alınmasıyla birlikte kapanan endüstri grupları büyük zarar göreceklerini savunuyor. Karantina boyunca camilerde ibadet olmayacak. Victoria'da uygulanan 7 günlük karantina nedeniyle camiler 3 Haziran'a kadar ibadete kapalı kalacak. Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ateşesi Nuh Arslantaş'ın Perşembe günü yayınladığı duyuruda, Victoria hükümetinin yaptığı açıklamalar doğrultusunda tüm Diyanet'e bağlı camiler Perşembe gecesi saat 23.59'dan itibaren 3 Haziran'a kadar tüm faaliyetlere kapalı olacaktır denildi. Bu süre içinde camilerde günlük namazlar ve cuma namazı kılınmayacağı belirtilen duyuruda, cenaze hizmetlerinin ise maksimum 10 kişilik kapasiteyle devam edeceği ve bu sırada yüz maskesinin zorunlu olacağı, sosyal mesafenin de her zaman korunması gerekeceği kaydedildi. New South Wales, Victoria'dan geleceklere sınır kısıtlamalarını duyurdu. Eyalet hükümeti dün öğleden sonra 4'ten itibaren Victoria'dan gelecek herkese evlerinde 7 gün tecrit zorunluluğu getirdi. Planın Victoria'da dün gece 11.59'da başlayan 7 günlük kapanışa paralel olacak şekilde getirildiği bildiriliyor. Eyalet Sağlık Bakanlığı ayrıca kişilerin izin verilmedikçe Victoria'ya seyahat etmemeleri gerektiği uyarısında bulundu. Ancak kurallar New South Wales, Victoria sınırındaki yerleşimlerin sakinleri için farklı uygulanacak. Önceki kapanışlardaki seyahat koridoru düzenlemeleri takip edilecek. Avustralya başkent bölgesi de Victoria'dan gelecek kişilere dün gece 11.59'dan itibaren 7 gün evde tecrit zorunluluğu getirdi. 9 vatandaşta daha AstraZeneca COVID aşısı bağlantılı kan pıhtısı belirlendi. Tedavi Edici Ürünler İdaresi şu ana kadar 27 kişide kan pıhtısı durumu belirlendiğini, 6 vakanın soruşturulduğunu açıkladı. Ülkenin aşı programı eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 3,8 milyon kişiye Pfizer ya da AstraZeneca aşılarından en az bir doz uygulandı. Bu da her 109.500 kişide bir kişide kan pıhtısı riski olması, ancak her 33 vakadan birinin ölümcül olması anlamına geliyor. AstraZeneca aşısı sadece 50 yaş üstüne uygulanırken kan pıhtısı sorunu yaşayanların çoğu 60 yaş üstü kişiler oldu. Fahrettin Koca açıkladı, 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstünün aşılanacağını duyurdu. Bugün Türkiye'ye gelen BioNTech aşısının ilk bölümüyle ilgili de Koca, Haziran ayında teslim edilecek 30 milyon dozun ilk kısmının geldiğini, hafta başında 5 milyon doz daha geleceğini açıkladı. Biden, COVID-19'un kökenine ilişkin istihbarattan 90 gün içinde rapor istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, istihbarat kurumlarından COVID-19'un kökenine ilişkin çalışmalarını hızlandırmalarını ve kendisine 90 gün içinde rapor sunmalarını istediğini duyurdu. Amerikalı araştırmacıların virüsün ilk zamanlarında sahaya erişiminin engellenmesinin virüsün kökenine ilişkin tüm çalışmaları baltaladığını vurgulayan Biden, buna rağmen Mart 2021'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı COVID-19'un bir insanın virüslü bir hayvanla temasından mı yoksa bir laboratuvar kazası sonucu mu ortaya çıktığına ilişkin bir rapor hazırlamaları için görevlendirdiğini belirtti. Haaretz gazetesi, İsrail saldırılarında öldürülen Gazze'li çocukların fotoğraflarını manşetinden paylaştı.
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, bugünkü sayısında İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze şeridine 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybeden Gazze'li çocukların fotoğraflarını yayımladı. Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına yer verilen haber için Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu manşeti kullanıldı. Macron, Fransa'nın Ruanda soykırımındaki sorumluluğunu kabul etti. İkili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için bugün Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin 1994 yılında yaşanan Ruanda soykırımındaki sorumluluğunu kabul etti. Kigali'de 250 binden fazla Tutsi'nin mezarının bulunduğu soykırım anıtını ziyaret ederek burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Macron, "Bugün buraya sorumluluğumuzu teslim etmeye geldim," dedi, "sizlerden af diliyoruz," ifadelerini kullandı. Güncel döviz kuruysa şöyle: 1 Avustralya doları 77 Amerikan sentinden 6 lira 54 kuruştan ve 63 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 13, Sydney 18, Melbourne 17, Adelaide 18, Brisbane 22, Perth 24, Darwin 32, Hobart 11 derece olması bekleniyor. Pazartesi yeniden görüşmek üzere, esen kalın. Sizin fikriniz bizim için önemli. Her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için elektronik posta adresimiz info@avustralyapostasi.com.au.